Grid sistemini anlatıyorduk. Grid sisteminden sonra sıradan devam edelim. Şimdi bunu da kapatıyorum. Şimdi burada yine hazır bir örnek uygulama var. Yine üst tarafta bir nav alanı, burada Jumbotron dediğimiz alan ve burada bakın 3'e bölünen işte call la LG veya işte MD dediğimiz artık alanlar var. Ve altta da bir footer alanı var. Bu şekilde bir örneğimiz var. Bakın burada yine basit bir uygulama yapmışlar. Üst tarafta yine bir nav. Yani şu nav dediğimiz alan. Bir nav var var bir de nav var. Bu da muhtemelen navla yapılmış. Burada yine bir Jumbotron ve ortaya iki tane call MD'lerden yapmışlar. Yine bakın burada bir drop down menünün olduğu, sağ tarafta da bir menünün olduğu ve ortada bir içeriğin olduğu böyle bir alan. Parça parça hepsini her örneğe yapmışlar. Zaten burada yazıyor bakın navbar yazıyor örneğin isminde. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın navbar static tab diyor. Bu static tab dediği şu üst tarafa yapışmış anlamında. Bakın default'ta zaten eğer giderse bakın default'ta bu şekilde. Static tab'a tıklıyorum. Bu şekilde bakın üst tarafta. Şimdi bir üstte de fixed tab dediği. Fixed da sabit demek. Şimdi bakın bunu kaydırdığımda bu üst tarafta her zaman sabit oluyor. Siz işte tasarımlarınızda bunu kullanabilirsiniz. Burayı biraz daha büyük yapabilirsiniz. Şeffaf yapabilirsiniz burayı. Biraz hayal gücümüzü kullanarak, örnek siteleri de inceleyerek bunları rahatlıkla yapabiliriz. Fixed. Yani bunların hepsi navbarın çeşitleri arkadaşlar. Bunları çok kolaylıkla yapacağız. Göstereceğim. Tek sayfalık bir cover sayfası. Bunu nerede kullanırsınız bilmiyorum. Ama kullanılabilir. Belki bir tanıtım sayfasında falan belki yapılabilir. Devam ediyorum. Şimdi bakın örnek bir projeye yakın bir şey yapmışlar. Gördüğünüz gibi basit bir site gibi düşünebilirsiniz. Bir menüsü var. Açılır menüsü. Bir slider var. Bakın slider dikkat ettiyseniz menünün de altından doğru gidiyor. Yani menü slider'ın da üstünde. Bunu sağlayan şey Z indeks değeri. Buradan şöyle bir kodu da inceleyelim. Bunları da görelim. Bir bakın burada şuna tıkladığımızda navbar container. Bakın container'ın içine hatta şurada evet burada bakın onun tamamı. Bakın nerede o orası? Z indeks 1000 diyor. Tabii şu anda biz bunu muhtemelen şuna da vermişler. Göremeyeceğiz. Bunun altında da bakın şöyle hatta zaten buraya koymuşlar. Evet. Z indeks 20. Şurada bakın left görüyorsunuz. İşte toptan 0 vermişler. Right'tan 0. Position bakın bu şekilde yaptığınızda position absolute'i kaldırdığımızda bu menü üstte kalıyor ve bu slider'da bakın bu sefer altta. Yani dediğim gibi tamamen size kalmış nasıl yapmak istediğiniz. Sizin zevkinize kalmış. Tasarımda neyi görüyorsanız onu kodlamak zorundasınız zaten. Ona uygun bir şekilde yapacaksınız. Altta yine bakın yuvarlak border radyuslu şekiller, ortalanmış başlık ve detay linki, buton linki. Bunu da geçiyorum. Bunları hızlıca geçeceğim. Çok fazla da böyle meşgul etmek istemiyorum sizi. Burada yine bir blok tarzında bir örnek. Yani ikiye nasıl bölündüğünü işte sidebar dediğimiz alan. Bunu sağ tarafa da sol tarafa da alabilirsiniz. İşte bir başlık, altına alt başlık. Örnekler burada yapılmış. En altında yorumlar falan var mı? Yok. Yorum kısmını yapmamışlar. İşte block width dediğimiz alan var burada. İşte tarih falan. Hepsini buraya yapabiliriz bunları. Örneğini gösterebiliriz. Bir dashboard dediği işte belki admin paneli tarzında bir şey kodlayacaksanız Bootstrap'la çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Yapabilirsiniz projelerinizde. Böyle bir giriş alanı hazır bunlar zaten. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve örnek bir proje daha yine basit. Şöyle bir ya bunları yapmak sizin 10 dakikanızı almayacaktır. Şu içeriği şeyi oluşturmak çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Just Fight Now diyor. Devam ediyorum. Sticky Footer diyor. Sticky Footer da alt tarafa yapışkan footer demek. Alt tarafa yapışıyor. Şu anda burada içerik olmadığı için şurada göreceksiniz. Sayfa aşağı doğru kaydırında burası yapışkan olacak. Yine aynı şekilde Sticky Fixed Now var diyor. Bu da aynı şekilde içerik girildiğinde burası sabit kalacak. Yani kayacak doğrusu. Non-responsive bootstrap diyor. Bu da responsive olmayan demek. Yani şuradan anlayacaksınız bakın ne demek olduğunu. Bakın küçültüyorum. Küçülttüğüm halde bakın hiç bunlar aşağıya falan kaymadı ve bakın burada kaydırma çubuğu çıktı. Yani biz mobil cihazda eğer kaydırma cihazı çıkıyorsa, ya kaydırma çubuğu çıkıyorsa bu çok istenen bir şey değil. Ha, normalde tabii çıkmaya da bilir. Dersiniz ki ya ben bakıyorum responsive değil ama benim ekranıma
telefona fitleniyor diyebilirsiniz. Evet, fitleniyor. Bazı siteler içeriği direkt telefonları içine göre hemen entegre ediyor. Ama orada da şöyle bir durum oluşuyor. Sitenin genişliği atıyorum örnek olarak mesela yani oradaki bir çözünürlük mesela 1000 diyelim. Bu 1000 pikseli şunun içine sığdırmaya çalışıyor. Bu sefer de içerik küçülüyor. Siz onu böyle elinizde, parmağınızda büyütmeniz gerekecek sayfayı. Bu da çok istenen bir durum değil. Yani şurada olduğu gibi aslında bakın şunu aynı görüntüyü nasıl anlatayım size? Şöyle küçülterek kontrolle şöyle küçülteceğim. Evet bakın. Şöyle daha da küçülmüyor şu anda herhalde. Evet. Şu şekilde getiriyor. Yani siz telefonunuzda aslında şu alanı görüyorsunuz. Şöyle. Bu da istenen bir görüntü değil. Ama biz normalde kontrol sıfıra basıyorum. Biz bunu küçülttüğümüzde bakın buradaki içerikler büyük olarak gözüküyor. Yani bunları görebiliyorsunuz. Daha da ayarlayabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Şimdi devam ediyorum buradan. Zaten çok fazla bir şey kalmadı. En son yine bakın burada bir alan var. Biraz daha birleştirmişler. Evet, şimdi bunlar örnekler. Example dediğimiz ben bunların hepsini tek tek açtım buradan. Onları göstermiştim size. Şimdi Bootstrap'ın kendi kısmına gelelim. Şimdi biz ilk kısmı bitirdik. Yani Getting Started kısmını bitirdik. Şimdi ikinci derste CSS ile ilgili kısma geleceğiz. Yani bu derste şöyle bir giriş yapalım. CSS ile ilgili kısma geleceğim. Yani tabi önce temayı indireceğiz ve artık bundan sonra kodlamaya başlayacağız. Yani kod da yapacağız bunları. Şuradaki elemanları. Tabi kodlamada ben neyi kullanacağım? Ben Dreamweaver editörünü kullanacağım. En son sürümü yüklü şu anda bende. Siz tabi isterseniz farklı editör kullanabilirsiniz ama Dreamweaver'da kullanmanın şöyle bir avantajı var. Özellikle bunda. Çünkü hazır CSS dosyasını import ettiğimiz zaman içine yani eklediğimiz zaman o CSS dosyasının içindeki bütün class'ları yazarken çıkartıyor. Bu da bize büyük bir kolaylık sağlıyor. O yüzden ben bunu kullanacağım. Siz de bu özelliği sağlayan başka editör kullanıyorsanız oradan devam edebilirsiniz. Bir sonraki derste Bootstrap dosyasını indirip bir projenin de dahil edilmesine başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.